Sonunda arayabildin. Anca toparladım kendimi. Yüz yüze konuşmamız lazım. Tamam. Sen kurum at, ben geliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Alice'cim, tatlıları sana hazırlattım. Sevdiğini söyledin diye. Çok teşekkür ederim Mihran'ım. Aslında Alice sütlü tatlıları daha çok sever. Ama bunlar da çok güzel olmuş tabii. Anneciğim, seninle biraz konuşabilir miyiz yukarıda? Tabii ki. Müsaadenizle. Meryem, hadi hemen buraları toplayalım. Bir şeyler hazırladım. Onları yiyelim. Zeyno, dur bir. Senin gitmen lazım. Aa, niye? Seni yalnız bırakmam. Erol gelecek. O zaman hiç gitmem. Ya kızım, sen dün gece bu adamın evini bastın. Bu gece de o rövanşa mı geliyor? Yok, gitmem. Seni yalnız bırakmam. Bir şey olmaz. Sen merak etme. Git yeter. Ya kızım, gönderme beni. Şurada bir yerde yedek kuvvet olarak durayım işte. Zeyno, uzatma. İnatçı. İyi tamam, bir şey olursa hemen arıyorsun beni. Tamam, merak etme. Kız sözü. Tamam. Ben de bunu kaldırayım ya. Şirkette yeni bir yapılanmaya gideceğimi söylemiştim. Evet, Cemal bahsetti biraz. Hemen sana yetiştirdi demek. Nedir benden konuşmak istediğin Kadir? Anneciğim, neden hisselerini Cemal'e verdin? Çünkü o uğraşıyordu işlerle. İşler yürüsün diye verdim. İşler yürüsün diye. Cemal hisseleri almadan önce de gayet güzel burnunu sokuyordu işlere. Ne değişti? Kadir, bu kadar rahatsız oluyorsan isterim geri verir. O da verir yani, öyle mi? Yani verir herhalde. Anneciğim, işler falan bahane. Erol'un kazasını örtbas etmek için verdin sen hisseleri. Cemal'den boşanmama sebebin de bu. Seni köşeye sıkıştırdı. Hayır Kadir. Erol iyi değil diye boşanmayı erteledim. Anneciğim, görüyorum. Korkunu görüyorum, çaresizliğini görüyorum anne. Ne olur bu adama güvenme. Bak, Hasan'ın ölümünde bile bunun parmağı var, eminim. Cemal bu kadar ileri gitmez. Anne, ne olur. Ne olur, gör artık, bu adam seni kullanıyor. Hisseleri vermeden önce bana sormalıydın. Dahası Erol'un yanında olmama izin vermeliydin. Tamam.
Tamam Kadir, ben kötü bir anneyim. Herkes beni oradan vuruyor. Herkes? Kim? Kim demiş? Önemli değil. Erol. Her zamanki gibi. Anne artık ne olur uyan. Aç gözünü. Bu adama karşı bu kadar kör olmanı artık tahammül edemiyorum. Bak, bu işler bittikten sonra bu adam hayatımızdan da, evden de, şirketten de defolup gidecek. Ya senin desteğinle ya da sana rağmen.